Arı zehri saflaştırılıp tıbba kazandırılacak. Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü öğretim görevlisi İbrahim Yavuz, antidepresan etkisi, MS ve kanserdeki tedavi edici özelliğiyle arı sütünün faydalarını anlattı. Arı sütü, propolis, polen, bal, arı zehri, arı havası ve bal mumunun özellikleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. O çalışmaların geliştirilerek tıbba kazandırılması hedefte. Bu amaç doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde 100 arı kovanıyla çalışmalara başlandı. Şu an günlük bakımdayız aslında. Organik Tarım Bölümü öğretim görevlisi İbrahim Yavuz, antidepresan etkisi, MS hastalığındaki tedavi edici özelliği ve kanser tedavisine yönelik çalışmaların yapıldığı arı zehrini saflaştırmak istediklerini söyledi. Arı zehri özellikle hem antidepresan etkisinden dolayı, melitin ve dopamin etkisinden kaynaklı MS hastalıklarında, multiple sklerozda, dünyada farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda MS hastalığının tedavisinde tedaviyi hızlandırıcı, hastalığı yavaşlatıcı etkisinden kaynaklı bir tedavi yöntemi var. Ve kanser tedavisinde de yapılan yeni çalışmalar var. Göz önüne alınmayan bir istatistik. Antalya'da Türkiye'de 3. sırada. Bu şu demek, Antalya'nın 19 ilçesinde her bölgesinde farklı mevsimlerde arıcılık yapılabilir demek. O yüzden biz de Antalya'da apiterapi merkezini Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne kurduk. Amacımız buydu. Yani Antalya bir arıcılık merkezi aynı zamanda ve arıcıların yıl boyunca toplandığı bir merkez. Hem arının araştırmasının yapılması, hem arıcılığın üretiminin yapılması, hem de ürünün son halde tıp camiasında kullanılır halde, hastalık tedavisinde kullanılır halde son ürün hale getirilebilmesi için bir merkez oluşturduk. Yavuz arı sütü, propolis ve polenin kullanım alanlarını anlattı. Propolis, polenin özellikle bağışıklık sistemi üzerine etkisinden yola çıkarak hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonların önlenmesinde şu an için bol miktarda öneriyoruz. Ayrıca arı ürünlerinin, arı sütüyle propolis, polenin birlikte yapılmış olan karışımları, Antalya Teknokent'te hazırlamış olduğumuz, özel formülasyonlarla hazırladığımız karışımları, kanser tedavisinde, tüp bebek tedavisinde tedaviye yardımcı olarak kullanıyoruz. Kısırlık ve tüp bebek tedavisinde de arı sütünün etkili olduğuna vurgu yaptı. Hücre yenileyici, gençleştirici, anti-aging etkileri olan bir ürün. Kadın ve erkekte aynı zamanda tüp bebek çalışmalarında, diğer kısırlığın tedavisinde ve diğer iç hastalıklarında da arı sütünü özellikle kullanıyoruz. Arı sütünün bir kullanıldığı yerde saç dökülmesine önleyici etkisi var. Nemlendirici etkisinden dolayı yüzeysel olarak kullanılması ve tüketerek de gıda olarak hidro yenileyici etkisinden dolayı kullanılabilir. Yavuz arı sütünün kullanım şekli ve miktarını ise şu şekilde ifade etti. Yetişkinlerde koruyucu etkilerinden dolayı, antioksidan etkilerinden dolayı, antitümör aktivitelerinden dolayı hayat boyu, gün boyu bunu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Günde iki kez sıvı propolis kullanacak olurlarsa eğer, ekmeğin üzerine meyve suyuna suya damlatarak günde 10 damla, sabah akşam 20 damla olacak şekilde günde 20 damla propolis tüketilebilir. Arı sütü, bal, polen, propolis karışımı şeklinde tüketilebilir. Normal günlük bir kaşık bal zaten öneriyoruz. Arı polenini günde bir yemek kaşığına kadar protein desteğinden dolayı kullanılabilir. Herhangi bir hastalığı yoksa da vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından ballı karışımlarıyla ya da sıvı propolis ekstraktı şeklinde kullanılabilir. Biliyoruz burada. Hala şu an